Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bir beğeniyi çok görmesek sevinirim. Aynı zamanda arkadaşlar herhalde kanalımıza abonesinizdir. Hani değilseniz çok ayıp ediyorsunuz da o yüzden dedim yani. Siz abonesinizdir ya ben zannetmiyorum olmayacağınızı. Şimdi ortada bir olay var. Ciddi bir olay var. Ama bu olay nereye gidecek nasıl sonuçlanacak ben bilmiyorum. Örtülü yasa dışı bahis reklamı. Şimdi çok karışık bir olay arkadaşlar. Bu olaya girmek ayrı bir dert, girmemek daha ayrı bir dert. Hocam Galatasaray'ı konuşmayalım, Fenerbahçe'yi konuşalım diyen arkadaşlar da muhtemelen olacak. Bir şey soracağım yani Galatasaray'ı nasıl konuşmayacağız? Hani Fenerbahçe'nin mesela Fenerbahçe şampiyon olur mu dediğim zaman hocam Galatasaray'ın hakemleri böyleyken biz şampiyon olamayız diyen siz dersiniz. Şimdi böyle şartlarda nasıl konuşmayacağız? Bana izah ederseniz çok çok memnun kalırım. İlk olarak örtülü yasa dışı bahis reklamı. İlk olarak yasa dışı bahis sitesinin logosuna bakmak gerekiyor. MK harflerinin ortada olduğu yanlarında iki hastanın bulunduğu logo Merit King News sitesinde bulunmasa da haber platformunun yetkilisi olarak görünen Irina Kuzmikova benzer bir, bir logoyu marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. 8 Temmuz 2024'teki başvurunun ardından süreç hala devam ediyor. Ayrıca Merit King News'te marka tescili için 02 09 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Burada henüz başvuru sahibi görünmese de Irina Kuzmikova'nın spor sitesinin yetkilisi olduğu çeşitli kaynaklarda yer almakta. Yani burada kastedilen olay şu arkadaşlar. Eee 2 Eylül'de bir e, firma kuruluyor ve başvuruda bulunuyorlar. 3. Tüm bunlar alt alta toplandığında bahis sitesi ile haber sitesi arasındaki bir bağ varmış görüntüsü örtülü reklamı ortaya çıkartıyor. 4. Formadaki büyük puntolarla yazılan Merit King yasa dışı bahis firmasının reklamı olduğu net şekilde algılanmakta diyor. Milliyetin haberi. Benim değil arkadaşlar. Ben bunu söylemeye cesaret edemem açıkçası. Çünkü benim dayım yok, halam yok. O yüzden ben bunu söyleyemem. Şimdi Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın aldığı kadar para vermedik. Fenerbahçe kulübünün sponsoru Paşa Grubun yönetim kurulu başkanı Vedat Erbaş. Canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Bak çok da güzel açıklamaları var Vedat Erbaş'ın. Hani Fenerbahçe'de mi bahis alıyor diyen Galatasaraylı arkadaşlar var. Ki onlar derler. Şimdi Galatasaray'ın bu Merit King News ile sponsorluk anlaşmasının ardından Fenerbahçe ile ilgili de Paşa grubuna ilgili birçok iddia gündeme geldi. Lider TV'de yayınlanan Telegol programında da açıklamalarda bulunuyor bahsettiğimiz kişi Vedat Erbaş. Paşa Grup bir otel grubudur. Otellerin altında kasinolar, restoranlar, spor salonları ve saunalar vardı. Kasino reklamları vermek yasak. <laughs> Biz otellerimizin reklamını yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin bu arada Fikret abi özellikle selamlar olsun. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün Fenerbahçelilere selamlar olsun. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin reklamını yapıyoruz. Ayrıca sadece otel firması olduğumuzu ve bu yönde faaliyetler yaptığımızı bildiriyoruz. İllegal bahise karşıyız diyor. Şimdi arkadaşlar yanlışım varsa düzeltin. Kıbrıs'ta hani bizim kumar dediğimiz en azından ben kumar diyorum. Bizim kumar dediğimiz şey serbest. Değil mi arkadaşlar Kıbrıs'ta? Mesela Türkiye'de iddia serbest. At yarışı serbest. Yani ben iddiadan hani parayı bassam desem ki işte Gaziantepspor Spor Galatasaray'a yatar. Kalesini öyle bir açar ki gel Galatasaray fark at diye. Galatasaray en az 3 farklı kazanır. Gaziantep asla ama asla berabere de kalmaz. Galip de gelemez. İşte 1 milyon lira basıyorum desem bu yasal oluyor değil mi arkadaşlar? Hocam ama günah oluyor. Ya günah sevabından bahsetmiyorum. Yasallığından bahsediyorum. Yasal değil mi? İddia üzerinden oynuyorum. İşte bilyoner.com'dan, misti.com'dan falan oynuyorum. Bunlar yasal. Ama birkaç Galatasaray sayfasında gördüm. Betli metli bir şeyler yazıyorlar. Onlar yasak değil. Yasal değil. Değil mi? Mesela <laughs> ben e, ee, golvar.com'u paylaşıyorum. 3-5 tane zibidi çıkıyor diyor ki işte iddia sitesini paylaşıyor. Yasa dışı bahis sitesi falan. Arkadaşlar her hafta benim köşe yazım var. Hiç mi aklınıza gelmiyor lan? Bu adamın köşe yazısı olduğuna göre demek ki iddia sitesi değil. Bir gireyim internet sitesine. Orada tahminler var. İşte bugünün tahminleri. Bugünün iddia tahminleri. E kardeşim o şekilde tutuyor. Mesela benim videoların başında da son dakika yazıyor mesela. Tutuyor o şekilde tutuyor. Ne yapacaksın? Mecbur. Benim de hoşuma gidiyor. Son dakika etiketiyle paylaşıyorum mesela. Hoşuma da gidiyor. Çünkü aramalarda direkt çıkıyor. Daha da e, izlenmesi artıyor mesela. Yani durum bu. Şimdi adam diyor ki Galatasaray'ın 2 yıllık 14 milyon dolar alacağını açıklamasına ilgili konuşuyor. Galatasaray'ın yaptığı anlaşma hakkında yargı yapacak durumda değilim. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'nun açıklamalarından 8 milyon dolar veya yüklü paralar aldıklarını öğrendim. CNN, CNBC'ye dahil olmak üzere dünyada hiçbir televizyon kanalının bu kadar reklam parası verdiğini duymadım diyor. Hiçbir Galatasaraylı yönetici televizyona bağlanıp bunu açıklayamadı. Bizim verdiğimiz cüz'i rakamlar. Otellerde kazandığımız paralar belli rakamlardır. Hepsinin vergisi verilmiş şirketlerden ödenen rakamlardır. Birçok grup otel reklamı yapmıştır. Bunlar yasaldır. Daha önce aynı otel reklamları Galatasaray stadında yapıldı. Kasino demek suçtur. Otel reklamı yapıyoruz ama oteller zaten çok büyük para kazanan yerler değiller. Demek ki e, kara borsadan otel şeyi yapmıyorsunuz. Fenerbahçe'ye verdiğimiz rakam Galatasaray'ın telaffuz ettiği rakamların yanına yanından bile geçemez. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Bodrumspor, Konyaspor, Antalyaspor gibi kulüpler üzerinden Türk sporuna katkı yapıyoruz. Yani hepsinin Sponsoruyuz diyor. Hepsine sponsorluğumuz var. Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Bodrum, Konya, Antalya. Lan hepsini geçtim. Konya yanaşır mı ya? Fenerbahçe'de yapılan anlaşmayı konuşuyor. Ali Koç şirketimin dosyalarını defalarca kez inceledi. Devletten yetki alarak bu anlaşmaları yaptık. Bütün kulüplerle uzun süreli anlaşmalarımız var. Türk Spor'una katkı yapmak isterken karalanan duruma düştük diyor. KKTC'de 3, Bulgaristan'da ise 2 tane otelimiz faaliyete geçecek. Varsa bu konuları konuşacak her türlü canlı yayına çıkarım diyor. Galatasaray kulübünden bize çok telefon geldi ama yüksek paralar istediler. Galatasaray'a karşı değiliz. Türk futboluna katkı sağlamak istiyoruz. Şirketimin karalanmasından hoşlanmıyorum. Biz kasino yazmıyoruz. Otellerimizin reklamını yapıyoruz diyor. Şimdi Merit King ile ilgili de net bir yasa dışı bahis sitesi. Net. Devletimiz bunu incelesin. Paşa, Mert'i için bahis siteleri de var. Ama bunlar bizim sitelerimiz değil. Bizler otel grubuyuz konuyu çarpıtmayalım diyor. Biz bu insanları tanıyoruz ama adlarını söylemiyoruz. Sizlerin güvenilir olmasından dolayı isimlerinizi kullanarak bizler de para kazanıyoruz diyorlar. Yasa dışı bahis şirketleri bizim kulüplerdeki reklamlarımızı ve kendi isimlerimizi kullanarak iş yapıyorlar. Adımızı kötülüyorlar. Merit King News'in Merit grubu ile alakası yok. Kıbrıs'ta otellerin bahis şirketleri varmış gibi gözüküyor. Ama böyle bir şey yok. Türkiye bunu kafasına kazısın. Burada Merit Grubu ve Kıbrıs'ta çalışan tüm oteli grupları mağdurdur diyor. Arkadaşlar, şimdi size inanılmaz bir şey söyleyeceğim. Son dakika yasa dışı bahis şirketinden teklif aldım. Ben evet. Azizallah Yasa dışı bahis şirketinden teklif aldım arkadaşlar yanlış duymadınız ben aldım Mustafa Hoca Vallahi bak ya Ezanlar okunuyor hatta birden fazla şirketten teklif aldım Teklifi açıklıyorum arkadaşlar Kaç kişi katılıyorsa katılsın Kaç kişi abone oluyorsa olsun önemli değil Abone olunan kişilerin yatırdığı paraların Daha doğrusu kaybettiği paraların yarısı benim olacak şekilde. Bakın ezanlar okunuyor. İstediğiniz her şeyin üstüne yemin ettiğimi sayın. Ben kolay kolay yemin etmem. Ağzıma çıkan şeyler doğrudur arkadaşlar. Kolay kolay yemin etmem. Üç farklı firmadan, daha doğrusu özür dilerim, iki farklı firmadan üç farklı teklif aldım. Almış olduğum teklifler bu şekildeydi. Dediler ki sen reklamımızı yap. Kaç kişi abone oldu? 300 kişi. Önemli değil kaybettikleri paranın yarısı senin dediler. Yani şöyle söyleyeyim. 300 kişi bana inandı. Abone oldu. Oraya üye oldu. Biner lira yatırdı. 300 bin lira para yattı. 150 bin lira para kazanacaktım. İşte istediğiniz her şeyin üstüne yine yemin edebilirim. Bunu reddettim arkadaşlar. Böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Hiç önemli değil. Yani 3 lira, 5 lira, 2 tane forma, 3 tane forma. Hiçbir önemi yok benim için. Ben golvar.com'dan hediye forma aldım. Hatta bir saniye. Bakınız arkadaşlar birkaç önce giydiğim formamız. Yani herhangi bir korsan falan da değil yani yanlış anlamayın. Şöyle daha detaylı gösterirsem anlarsınız herhalde. Hani ee, şu şekilde şeyinde. Bu benim Golvar'dan aldığım forma arkadaşlar. Burada şeyi de var. Şimdi bakınız, yani yazı tipinden bile Fenerbahçe'nin olduğunu anlarsınız. Şimdi burada Safi Port şu şekilde de şeyi var arkadaşlar. Ee, yani göstereyim, bilin istedim, yanlış anlamayın. Yakışıyor da değil mi bana da? Şimdi ben Golvar.com'la böyle bir anlaşma yapmışken, hiç önemli değil. Sevgili Golvar'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Benim kızlarıma da forma hediye ettiler. Allah razı olsun. Sizlere de hediye edecekler. Ediyorlar da. Yeter ki kanala abone olun. Takipte kalın arkadaşlar. Mesela derbi maça özel ben forma hediye edeceklerinden eminim. O yüzden bugünden itibaren iyi izleyin videoları. Beğeni atın. Kalp atın. Hediye üyelikler falan pazar günü bol bol verilir. Siz kanala destek olun. Demek istediğim şey şu arkadaşlar. Harama bulaşmak istersem Haram benim sadece bir tık ötemde. Ama Allah'tan dileğim de duam da şu. Rabbim haramın yanından yakınından geçirtmesin. Çoğunuz bilmezsiniz biz bu kanaldan birçok e, hayırlı işte bulunduk. Hala da bulunuyoruz. Ve sizin inanamayacağınız rakamlara ulaştık. Allah'a çok şükürler olsun. Ekrana getirsem birçoğunuz üye olursunuz. Ama siz sadece şunu bilin arkadaşlar. Üye olan arkadaşlar sadece duyum için üye olmuyorlar yapılan organizasyonlarda benim de tuzum olsun, benim de katkım olsun diye üye oluyorlar. Bilginiz olsun. Ve e, ben buraya rakamları ekledim. İnanılmaz rakamlar. Yani 250 bin liradan fazla para bu sene ödeme yaptık arkadaşlar. Bu kanalla bildiğin yani bu kanaldan. Bunları niye söylüyorum? Bilin istiyorum. Yarın bir gün itin biri çıkar. Bana da çamur atar. Başkasına da çamur atar. Aynı zamanda arkadaşlar benim her hesabım devlet tarafından kontrol altında olduğu için de zaten böyle bir şey istesem de yapamam. Yani yapsam yaparım. Vergisini verdikten sonra sıkıntı değil ama yapmam. Allah da göstermesin. Anladınız mı? Şimdi Galatasaray'la ilgili bazı şeyler var. Onları da konuşacağım. Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara demiş ki Türkiye'yi olimpik branşlarda branşları ilk biz getirdik. Bizden önce yoktu böyle bir şey demiş. Size göre 1959 yok. Yani Fatih Sultan Mehmet falan yaşamadı size göre. 59 59.sını kabul etmiyorsunuz. Abdullah Kiyılı yeniden Fenerbahçe'ye sponsor oldu. Ki basit bir olay değil. Teşekkürler Kiyılı. Niyazi Yelkencoğlu Fenerbahçe'nin Paşa diye sponsoru var. Paşa yazınca ne çıkıyor? İllegal kumar şirketlerinin reklamı. Halkımıza soruyorum burada yasa dışı kim oluyor? Şimdi Dilan Polat'a da attı tuttular hatırlıyor musunuz? <laughs> Fenerbahçe şöyle yaptı böyle yaptı. Rise and Shine. Yani ne demek... Yani Galatasaray'ın sarısı orijinal sarı değil demek. İngilizceyi Türkçe'ye çeviriyorum. Başka bir şeylerin sarısı demek. Galatasaray'ın sponsoruydu. Engin Polat, Dilan Polat AŞ'nin. Olabilir. Sıkıntı değil ki. Ya mesela şunu söyleyeceğim. Barış Alper Yılmaz. Atıyorum kafadan. Ya atıyorum yanlış anlamayın. Şimdi e, örnekle, Farklı bir cinsel tercihi çıktı. Bütün Galatasaraylar bundan mı oluyor? Yoksa mesela Vanda Nara'yı hepimiz biliyoruz. Yani bütün Galatasaraylılar tövbe estağfurullah. Ya bunlar bel vurmayı çok seviyorlardı. geçin bunu. Bışar Özbey ne demiş? Bışar. Bu gerçekten Bışar mı bunun adı? Zaten düzgün bir şey söyleyecek olsa herhalde adı Bışar olmazdı. Barış olurdu. Bir şeyi çok merak ediyorum. Liverpool, Barcelona, Bayern Münü, hoca değiştirdiler. Neden Jose Mourinho'yu almadılar? Okan Buruğur ismi Avrupa takımlarıyla anılıyor demiş. Bakın Okan Buruk'un isminin anıldığı Avrupa takımlarını anlatayım. Galatasaray UEFA'da kim ne yapacak? X'ten. Lan bunlar başına bu biz bunları beşlerik oğlum. Oğlum bunlar yok baysa yine lan bu Okan Buruk hocam hoca moca değil. Lan oğlum Okan Buruk oldukça biz bunları deleriz lan deleriz. Oo Okan Buruk'lu Galatasaray gelmiş. Şanslıyız. Ya Fenerbahçe'yi çekseydik. Mourinho'lu Fenerbahçe çekmektense Okan Buruk çektik. Allah'ım. Oh, what's up man? What you do? falan yapıyorlar. Avrupa takımlarla anılıyor adam. <laughs> Tevbe estağfurullah. Öte yandan Atakan Kurt diyor ki Galatasaray TFF ile bir yıllık sözleşme imzalamış. Hiçbir futbolcu sarı kart görmeyecekmiş diyor. Bu arada Süper Lig'in ilk 5 haftasında toplam 156 oyuncu sarı kart görmüş. Fenerbahçe 9 sarı kart. Beştaş 12 sarı kart. Galatasaray 1, Trabzonspor 2. Bir de Zalewski olayı var. Zaleski'ye malum camiadan teklif geliyor. Roma'da önceden forma giyen Angelina ile bir görüşme yapıyor. Angelina diyor ki Zaleski'ye sakın Galatasaray'a gitme. Orada seni oynatmazlar. Ve paranı da vermezler demiş. Fanatik haberi. Yani fanatik Galatasaray'a para vermeyen şey diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. <laughs> Kusura bakmayın öksürük tuttu. <laughs> bir de İhardi çarşamba günü geliyormuş. Gelsin ya. Osterwolde'ye şey doğdu bak Kasımpaşa maçında Osterwolde'yi çok beğenmedi Şimdi bu hırsla bayağı oynar diye düşünüyorum Cem Gölbaşı Fenerbahçe'ye şey, Genç Fenerbahçe'ye kalbin eleştirilere Dikkati aldık ve tribünde düzenleme Yaptık diyor. Açık söylemek gerekirse Fark ediyor. Bir de ses sistemini de Yönetimimiz yaparsa Fenerbahçe'ye değer öncesi Filip Kostiç kararı. Şimdi Ben bu haberi saçma buluyorum hani Doğmamış çocuğa don biçmekten Daha ötesi bu ya Kasımpaşa kadrosunda yer almayan idmanların çoğunda yer alan Kostić için derbi öncesi karar vermiş. Ulan derbiye daha 4-5 gün var. Şimdi derbi öncesi karar neymiş? Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alacakmış. Adı Galatasaray'la da anılmış. Haber bu. Garip. Ben şunu söyleyeyim. Cikku'yu soracaksınız. Cikku'da bir sorun yok arkadaşlar. Cikku Derbinin kadrosuna yer alabilecek herhangi bir sıkıntısı yok. Oynayabilecek durumda. Eee Osayi'yi soracaksınız. Osayi'yi lütfen bu hafta gözlemleyin. Sürpriz bir şey olabilir bu hafta Osayi'de. Osayi'yi gözlemleyin. TFF konuşan değil, çalışan kazanacak. Şimdi TFF resmi internet sitesinde dikkat çeken bir açıklama yapmış. Yani TFF'nin açıklama metnini okuyayım da arkadaşlar? Ne demek istediklerini siz karar verin. Tüm spor kamuoyunun bilindiği üzere bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı <laughs> pardon herkese eşit mesafede duracağımızı <laughs> çok özür dilerim pardon ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık. Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolun marka değerini layık olduğu <laughs> yere taşımak en temel hedefimizdir diyor. Göreve gelmemizle birlikte uzun zaman sonra oluşan güven ve umut iklimiyle beraber tefif ediyor bunu. Var olan beklentilerin farkındayız. Bu beklentileri doğal karşılamakla beraber sabırlı olunması önem arz etmektedir. Yönetim olarak tüm paydaşlarla bir araya gelerek iletilen beklentileri karşılamak adına samimiyetle ve kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isteriz. Yok ya. Özellikle belirtmek isteriz ki her zaman her yerde her şey. Türk futbolunun kazananları çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır. O zaman Galatasaray küme düşecek. Çünkü en çok konuşan Galatasaray. Sorsam dinine yemin ederler, imanına yemin ederler, şerefine yemin ederler. Hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor diye iki senedir Galatasaray şampiyon oluyor. Bu nasıl din, nasıl iman? Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Ya bir Galatasaraylı bana şerefinin üzerine yemin etse Fenerbahçe'yi kolluyorlar diye ben o Galatasaraylı'dan ömrüm boyunca konuşmam. Ömrüm boyunca. Bak ben size yemin ediyorum arkadaşlar. İki senedir Galatasaray'ı kolluyorlar. Her şeyimin üstüne de yemin ederim. Galatasaray şampiyon yapmak için her şeyi yapıyorlar. Kart vermiyorlar. Bilmem tekme atıyorlar. Şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Yalan söylüyorsam sabaha çıkmakta nasip olmasın. Aynısını siz de edebiliyor musunuz? Aynısını edin hadi. Diyin ki Fenerbahçe'yi kolladılar da şöyle yaptılar da böyle yaptılar da. Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğitimde de vardır bu. Standart hata vardır. Sabit hata vardır. Sabit hata nedir? Bir hakem her maçta aynı hata yaparsa bu sabit hatadır. Her maçta. Yani herkes aynı. Ya standart hatası var. Sabit hatası var. Ben şöyle anlatayım size. Bir hakem her maçta aynı hata yapıyor. Bir maçta yapmıyor o hatayı. Şimdi hangisi hata? Bir maç değil diğer maçlar hata. Hata eğer her maçta oluyor, o maçta olmuyorsa kasıt vardır. Ya o tarafa pozitif kasıt vardır ya o tarafa negatif kasıt vardır. Biz bunları gördük. Al Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 50 oynan var. Çaykur Rize maçı 3 penaltı verilmiş. Alanya maçı penaltı verilmemiş, kırmızı verilmemiş. Göztepe maçı kırmızı artı penaltı verilmemiş. Adana Demir maçı vücuttan sekiyor diye kolu eşecek kadar açık penaltı verilmemiş. Bir takımın 5 beş maçının 5'inde de skandal hakem hatası olur mu? Olmaz. Hakem hatası, tacı yanlış görmektir. Hakem hatası, avutu yanlış görmektir. Bu hakem kastı. Penaltıyı görmemek hakem kastı. Allah da hakemlerinizde, Galatasaray'ınızda aynı yerde haşre eylesin. Kime hizmet ediyorsanız, kime hizmet ediyorsanız, kimin atletini seviyorsanız, kimin bilmem iç çamaşırını para karşılığı alıyorsanız, kimin para birimine karşı zaafınız varsa, Allah sizi onlarla haşre eylesin. Cehennemde de yeriniz onların yanı olsun. Yani bu kadar söylüyorum. Kimin hakkını yiyorsanız iki yakasın. Ya iki elleri yakanızda olsun. Hem bu dünyada hem ahirette. Ben helal etmiyorum. Hiçbir hakeme helal etmiyorum. Ama hocam hakem nerede insan ya? Zorla yaptırdılarsa çıksın bir tanesi açıklasın arkadaş. Bizi zorla yaptırıyorlar. Şu şu terör örgütü işte ne bileyim şu şu oluşum ya da şu şu kişi bize açık açık şunu kollayacaksın şampiyon yapacaksın diyor desin. Gerçi ben eminim birileri çıksa bunu söylese hatta bütün hakemler aynı şeyi söylese eminim yüzsüz bazı arkadaşlar çıkar der ki Fenerliler söyletiyor bunu. Neyse. Önemli değil. Diyor ki herkesin ortak arzusu bak özellikle işte herkesin ortak arzusu olan adalet, güven ve kardeşlik ikliminin tesisi yalnızca bizim değil hepimizin aynı zamanda futbol ailesine mensup her bir ferdin sorumluluk ve görev bilinci içinde hareket etmesini gerektirmektedir. Ben federasyona bir şey söyleyeceğim. Bak çok net bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Galatasaray maçını adaletli yönetin. Her türlü yemin etmeye hazırım. Maç bitiminde Galatasaray bütün kurumlarınızı istifaya davet edecek, bütün hakemlerinizi istifaya davet edecek, sizi yerle bir edecek, sizi FETÖcü ilan edecekler, sizi ne bileyim Fenerbahçe'nin köpeği ilan edecekler. Bakın adaletli maç yönetilse Yemin ediyorum. Bak yeminle söylüyorum. Galatasaray Uf, şey TFF UEFA'ya başvursa desek en iyi hakeminizi bu maça getirin. Fenerbahçe Galatasaray maçını en iyi hakeminiz ve var hakeminiz yönetsin dese yemin ediyorum Galatasaray cephesi tutuşur, geberir, yanar, alev alır. Geberirler o güne kadar çıldırırlar. İbrahim Hacı Osman Allah, hani evlatlarımıza güveniyorduk. Hani şöyleydi böyle diye. Bak yemin ediyorum çıldırırlar. Fenerbahçe cephesinden bir Allah'ın kulu da demez ki ulan niye yabancı hakem getirdiniz? Vay namussuzlar, şerefsizler demez. Derse Fenerbahçeli değildir. Ben her şeyime yemin ediyorum. Hadi yabancı hakem getirin. Hadi. Fenerbahçe Fenerbahçe, Galatasaray maçına yabancı hakem getirin. Diyin ki dünyanın en çok izlenen derbilerinden birisi. Hadi buyurun. Ben kabul ediyorum. Kim kabul etmezse hakemler tarafından kullanan da odur. Hakemlere köpeği gibi kullanan da odur. Hakemlere şampiyon yapılan da odur. Var mısınız? Hadi odur meydan. Bu arada Süper Lig'de 7, 8, 9, 10, 11 diye 17. haftanın programları belli olmuş. 17. haftaya kadar. Antalya Spor Fenerbahçe 29 Eylül Pazar günü. Sonrasında Fenerbahçe bay geçiyor. Ama nasıl bay geçiyor? Avrupa maçına çıkıyor. Sonraki hafta maç yapmayıp milli araya giriyor. Yani Eylül ayına kadar Fenerbahçe'nin maç fikstürü bu şekilde. Hatta ben şuraya Fenerbahçe maçları yazayım da tam tarihleri söyleyeyim. Şimdi 21 Eylül cumartesi günü 21 Eylül Fenerbahçe Galatasaray inşallah 3 puan alacağımız bir maç. 26 Eylül perşembe Fenerbahçe Union saint inşallah 3 puan daha alacağımız maç. 2. 29 Eylül pazar Antalyaspor Fenerbahçe inşallah 3 puan alacağımız 3. maç. 29 sonrasında 3 Ekim Twente Fenerbahçe maçı. İnşallah 3 puan alacağımız 4. maç. Arka arkaya inşallah hedef 4'te 4. Allah'ım Rabbim nasip etsin inşallah. Bütün günahsız Fenerbahçeli kullar ürmetine, günahkar Fenerbahçeli kullar ürmetine de inşallah 4'te 4'ü bize nasip etsin. İnşallah bu cendereden 4'te 4'te çıkarız. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe inşallah 4'te 4'te bu cendereden çıkar. Akabinde söyleyeyim ben size. Asıl yaşanacağı söyleyeyim. 4'te 4'te çıkarsak arkadaşlar 8. haftayı bay geçiyoruz. Yani 3 Ekim'deki maçtan sonra Samsun Spor maçı 20 Ekim. 20 Ekim'e kadar maç yok. 17 günlük bir dinlenme var. 17 gün. Oraya iyi gitmemiz lazım. 20 Ekim Samsun maçından sonra 27 Ekim pazar günü Fenerbahçe Bodrum maçı var. 20-27 Ekim. Akabinde 24 Ekim şey 20 Ekim Samsun Fenerbahçe, 24 Ekim Fenerbahçe Manchester United, 27 Ekim Fenerbahçe Bodrum, 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe, 7 Kasım Azi Altmar Fenerbahçe, sonrasında 10 Kasım Pazar Fenerbahçe Sivas Spor. arkasından milli ara, 2 haftalık milli ara. Kayseri Spor Fenerbahçe 23 Kasım Cumartesi günü. İşte en korktuğum maç bu maç arkadaşlar. Şu ana kadar en korktuğum maç. Çünkü milli ara dönüşü Fenerbahçe her zaman sıkıntısına. Ha Samsun deplasmanı var ama 17 günlük bir dinlenme süreci var orada. Orasının iyi geleceğini düşünüyorum. 23 Kasım Cumartesi. Akabinde Slavya Prag maçı var. 28 Kasım Perşembe günü. Yani ben anlamıyorum niye Cumartesi'ye maç veriliyor. Zaten 28'inde maçımız Slavya Prag'la. Ama iki deplasman arka arkaya olduğu için Fenerbahçe'nin de durumunu düşündükleri için ve maçta bir de cumartesi günü saat 16'da. Çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç. Çok çok ilginç. Neyse. Sonrasında arkadaşlar 23 Kasım'ı söyledik. 28 Kasım. Ardından 2 Aralık Fenerbahçe Gaziantep FK 7 Aralık Beşiktaş Fenerbahçe Cumartesi günü. Hocam derbi cumartesi olur mu? Oluyormuş. Ardından 11 Aralık Fenerbahçe Atletico Bilbao. 15 Aralık Fenerbahçe Başakşehir Pazar günü. Ardından 20 Aralık Eyüp Spor Fenerbahçe. Ondan sonra Hatay maçı var. Konya Spor maçı, Adana Demir maçı. Lyon, Göztepe ve Midland maçları var. O aralıkta devre arasının ne zaman yapılacağı tam belli olmadığı için böyle bir program açıklamışlar. Şimdi bu program kime yaradı, kime yaramadı? Ben çok bir yorum yapacak değilim. Mesela 30 Eylül'de Kayserispor Beşiktaş maçı var. Ee, pazartesi günü. Sonraki hafta 6 Ekim 6 Ekim pazar günü yani 6 Ekim pazar günü arkadaşlar Fenerbahçe'nin bay geçtiği hafta ilginçtir. Gaziantep, Beşiktaş ve Galatasaray alan yamaçları aynı zamanda. Çünkü milli maç var. Pazartesi maç koyamamışlar. Ondan sonraki hafta şöyle Galatasaray maçına bakıyorum. Cumartesi günü normal. Bak bir cumartesi onların var. Fenerbahçe pazar yapıyor Samsun'la. Pazartesi maçı olan var mı? Yok. Bodrum Çaykur diyor da hani e, UEFA'da olan takımları bahsediyorum. Fenerbahçe'nin maçı pazar günü. Bodrum'la Galatasaray maçı Pazartesi günü Galatasaray bir dakika 28 Ekim Pazartesi Galatasaray Beşiktaş maçı var. Yani şey Pazartesi derbisi var. İlginç bak. Ya bunlar basit şeyler değil arkadaşlar. Nereye varacağımı anlatayım size. Fenerbahçe, Trabzonspor Fenerbahçe maçı pazar günü. O hafta Galatasaray bayan geçiyor haftayı. Bir sonraki hafta Fenerbahçe'nin maçı pazar günü Sivassporla. Spor'la. Beşiktaş'ın maçı da pazar günü. Başakşehir Beşiktaş. Galatasaray Samsun'la saat 16'da. Pazar günü 16'da. Yanlış duymadınız. Bir sonraki hafta Galatasaray Bodrum Depresmanı'na cumartesi. Beşiktaş pazar günü. Galatasaray'ın cumartesi oynadığında Fenerbahçe'de Kayseri Spor maçını cumartesi oynuyor deplasmanda. Yani sonraki hafta Galatasaray Eyüp Spor'la pazar günü evinde zaten Tesisler de yapsa yine olur. Fenerbahçe Gaziantep ile pazartesi günü. Bir sonraki hafta bakıyorum Galatasaray Sivas deplasmanında 8 Aralık pazar günü saat 16'da. Niye 19'da oynamıyor? 19'da oynasın. Başakşehir Hatayspor maçı var. Soğukta oynatsanız da. Onu niye hesap ediyorsunuz? Fenerbahçe oynarken canı can değil miydi de? Sonrasında Fenerbahçe pazar dur o, o hafta Sivas'tan oynayacağı zaman Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde cumartesi günü. Ya madem Galatasaray düşünmesini istiyorsunuz 16'da Sivas Galatasaray olsun. Pazar günü Beşiktaş Fener olsun. Neyse oraya Türkiye Kupası maçları sıkıştıracaklar kesin ondan dolayıdır. Beşiktaş Adana Demir pazartesi. Galatasaray Trabzonspor yine pazartesi. İlginç. Ve arkadaşlar 16 Aralık pazartesi maçında Galatasaray'ın Trabzon maçı 21'de başlayacak. Ne ilginç değil mi? Bir hafta önce soğuk diye Sivas'ta erken oynatılan maç burada geç oynatılıyor. Sonra pazartesi günü maç yok. Pa Nasıl ya? 20 Aralık Cuma günü Eyüp Fenerbahçe 21 Aralık Cumartesi Beşiktaş Alanya 22 Aralık Pazar 16'da Kayserispor Galatasaray bakın 16'da Trabzon Bodrum maçı var. Vallahi açık söyleyeyim. Harbi söyleyeyim. Net söyleyeyim arkadaşlar. Ben adaletli bir Seçim olduğunu düşünüyorum. Adaletli bir çekim olmuş. Ciddi söylüyorum. Ben adaletli olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir adaletsizlik e, düşünmüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.